2023 yılında beklentilerin üzerinde bir satış gerçekleşti. O açıdan çok memnunuz. Ama 2024 yılında da o beklentimiz biraz yüksek ama bu yüksekliği belirleyecek şey de bizim finans sektörüdür. Çünkü insanların paraya ulaşması son zamanlarda bildiğiniz gibi bayağı zorlaştı. Eğer bu şekilde devam ederse sadece otomotiv sektörü değil bütün sektörleri vuracak. Çünkü paraya ulaşmak bayağı zor şu an bu durumda. Araç durumumuz ise 2023'te stoklarımızı tükettik. 2024'te de hızlı başladık. Bu özellikle bu raporlu araçların oranların artmasıyla beraber daha önceden raporlu araç bekleyen insanlarımız Ocak ayında bayağı yoğun bir şekilde talep gösterdiler. Tabi bu yıl belirleyecek olan da arz ve talep. Bu arz ve talep doğrultusunda 2024 yılı içerisinde ikinci elin de dengelenmesini bekliyoruz. 2024 yılında eğer para politikası böyle devam ederse bol bol kampanyalı bir yıl beklentisi içerisindeyiz bu yıl için. Araç alacaklara tavsiyemiz ihtiyaçlarına göre kampanyalarımız dönem dönem açılıyor. Buyursunlar gelsinler her ay otomotiv sektöründe çünkü her ayın birinde bizim kampanyalarımız güncelleniyor. Fiyatlar şu an geçen yıla göre fiyatlar makul oranlarda. Şu an fiyatlarımız uygun. Sıfır araç satışları ikinci eli de dizginleyecektir muhakkak. Çünkü bu şu anda araca ulaşım geçen yılki gibi zor değil. Artık araçlarımız geliyor. İsteyen vatandaşlarımız istediği araca ulaşabiliyor. Bu ulaşımla beraber ikinci el piyasasında da durağan bir süreç beklentisi içerisindeyiz. Yani fiyatlarda bile düşüşü bekliyoruz.